içerisinde fındık topluyor, çuval taşıyor. Hatta Şerif Topal diye bir kemençeciğimiz var. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Görevli Şerif Topal. Vekil fındık taşısa fındık 100 lira olur diye o dönemlerde bir şarkı yapmıştı. Ama dedi ben bunu Hasan vekilimi gördüğüm için yapmadım dedi. O şarkının alakası yok dedi o şarkının. Onunla alakalı bir sürü tepki gelmişiz. Çuval taşıdığınızda o görseli kullanmışlar. Aklıma geldi. O yüzden bazen fındık çuvalı, bazen yolda kalana, bazen derdi olana derman oluyor. Her şeyden önemlisi dernekçiler olduğu için dernek başkanları da gördüğünde koluna giriyor. Bazı vekillerin yanına yaklaşım şansımız yok. Ya koruması müdahil olur, ya yakını ya danışmanı müdahil olur. Her şeyden önce çok güzel değerimiz gurur diyoruz Giresun olarak. Tekrar arayın yüreğine sağlık. Peki var derseniz sizi de davet etmek isteriz. Sanatçı arkadaşlar da var. Sonra kardeşime teşekkür ediyorum. Çanakçı'dan aşağı diyor, in dereye dereye. Neyle İstanbul'a açayım böyle. Her ne kadar öyle desek de yine de İstanbul'u bırakamıyor. Kıymetli belediye başkanımız, Esenlik Derneğimizin kıymetli başkanı, Görele Dernekler Federasyonu Başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımızın birbirinden değerli başkanları, çok kıymetli muhtar yardımcımız, saygıdeğer meclis üyelerimiz, kıymetli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler. Öncelikle hepinizi en kalbi muhabbetlerimle, selamların en güzel olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Bugün burada görevimizin, Esenlik köyümüzün 25. yıl etkinliğinde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her ne kadar bugün Ümraniye'de çalışıyor olsam da kemençenin sesini duyunca dayanamıyorum. Ben de dolayısıyla buraya geleyim dedim. Hem başkanımız güzel şeyler söyledi, hem Soner kardeşimiz. Biz şimdi uzun yıllardır beraberiz. Beraber yürüdük biz bu yollarda diyoruz ya bu hikayede. Bizim cemiyet hayatında da STK başkanlarımızla, yöneticilerimizle, hemşerilerimizle beraber yürüdük. Bizim memlekette yola çıktıklarını, yolda bulduklarını değiştirenler adam denmez. Biz de 8 yıldır elhamdülillah Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hemşerilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmenin gururunu, şerefini yaşıyoruz. Ama yola çıktığımız kardeşlerimizi unutma şansımız yok. Elimizden geldiğince davet edildiği yere erinme, edilmediği yerde görünme derler ya, biz de davet edildiğimiz yeri ele ele hemşerilerimizle ihmal etmeden hangi yakada olursa olsun iştirak etmeye, yanlarında olmaya, arkalarında olduğumuzu hissettirmeye gayret ediyoruz. Öyle mi Ahmet abi? Allah razı olsun. Belki birçok kardeşimizin beraber siyaset yaptığımız arkadaşımızın bölgesi var ama elhamdülillah benim bugüne kadar hiç bölgem olmadı. İstanbul'un neresinde bir organizasyon varsa oraya yetişmeye çalışıyorum. Bursa, İzmir, Giresun fark etmiyor. Yurt dışındaki fark etmiyor. Nerede bir hemşerimiz varsa yanlarında olmaya çalışıyorum. Bizim uşak şöyle demez. Hani adamı dövmüşler de ah arkam ah demiş. Lan önden vurdum ha demiş. Arkam olsa vuramadım demiş. Ben de istiyorum ki hemşerilerimiz arkamız yoktu demesin. Tabii kıymetli hemşerilerim, alma vermenin kardeşidir. Ben hemşerilerimin arkasında durmaya çalışıyorum. Allah razı olsun, eksikliğinizi göstermesin Rabbim. Onlar da bizim arkamızda duruyor. Sağ olun, var olun. Her zaman söylediğim bir atasözü var. Ağaç bile devrilince önce yanındakine yaslanır. El gider, hani sel gider kumu kalır. El gider, bizimki kalır. Dolayısıyla
birbirimize sahip çıkacağız. Bizim hikayemizi bizim anlatmamıza gerek yok. Başkanımız Allah razı olsun. Ben de mahcup oluyorum. Yüzüm kızarıyor bazen. Zaten insanın kendisini anlatması bizim kültürümüzde uygun değildir. Bırakın başkaları size anlatsın. Allah razı olsun. Başkanımın yüceliği, büyüklüğü, teveccühü, bizim yolculuğumuzda büyük emeği de var. Ben her zaman şu söze gerçekten inandım. Uzayan kol sizden olsun. Uzayan kol sizden olsun. Bakın burada Beykoz'da bir hemşerimiz var. 50 yıllık, 100 yıllık rüya. Her gelen siyasi yolculuğumuzda bizim arkadaşımız. Mikro tırnak içinde milliyetçilik diyorlar. Ama gene de bir başka oluyor canım yani. Ama bütün teşkilatlarımız, bütün kardeşlerimiz, bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Ama sıla-i rahim diyoruz ya, insanın kendi eşi, dostu, akrabası, köylüsünün de ayrı bir kıymeti var. O kıymeti de hemşerilerimiz kıymetlendiriyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Şimdi tekrar yolumuz ilk başladığımız yere düştü. Buradan başladık ilk dönem 26'da. 27'de bir dönem Avrupa yakasına gittik. Şimdi tekrar buradayız. Madem ki geldik, geldiğimiz belli olsun. Bizim uşak gelmiş desinler. Nasıl diyecekler? Sandık sonuçlarına baktıklarında bir acıcık bir fark etmesi lazım. O zaman Giresunluların hemşerilerine nasıl sahip çıktıklarını cümle aleme göstermiş oluruz. Hemşerilerin buna hazır mı? Allah razı olsun. Allah dert tasa göstermesin, eksikliğinizi göstermesin. Madem ki marifet iltifata tabidir, madem ki bizi sadece şahsımızı değil, milletimizi, toplumumuzu birbirimize sahip çıkma bilincini onurlandırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız ilk sıraya koymuş, o zaman bunun farkını fark ettir. Bu bölgede bir fark edilsin. Düşüncemiz ne olursa olsun, eğer uzayan kol bizden olacaksa, biz yanımıza gelen kardeşlerimiz, başkanımız şahittir. Kimseye bugüne kadar nereden geldin, hangi düşüncedensin, nesin demedik. Allah'ın kulu. Allah'ın rızası kulun duasından geçer. Duygumuz, düşüncemiz bu. Helal hemşerimiz gelmişse, ben bazen mecliste yürüyorum, arkamda bir 20-30 kişi olursa, diğer vekiller diyor ki, ha onlar Giresunlu diyor. Ya bunu Allah için söylüyorum. Hatta adım çıkmış 9'a, inmez 8'e. Ulan başka bir yerden de geliyor. Diyarbakır'dan yine Giresunlu sayıyorlar. Gerçekten öyle. Bu kadar Giresunlu'na bütünleşen bir siyasi karakter hatırlamıyorum. Hani böyle az kenara çekilip desem de olmuyor. Niye? 40 yıllık kâni olur mu yani demişler, adımız çıkacak. Ulan herif büyüdü falan diyecekler. O yüzden öyle bir hani şey yapma şansında yok. Ha babam koysalar üstüne yükü mecbur taşıyacaksın. Giresun'dan arıyor şimdi Esenlik köyünden Ahmet abim geldi. Ha bu bizim uşak diyor. Abi oranın 3 tane seçilmiş arkadaşı var. Sen onlara git desem zilletini deyip kapıdan çıkarken rahmeti okuyacak. O zaman da abi gel abi gözünü seveyim gel. Ama elhamdülillah. Her ne kadar bedenen insan yorulsa da eğer gerçekten kula hizmeti Allah'a hizmet olarak görüyorsanız yorgunluğunuz gidiyor. Rabbim milletimizin ve dualarının eksikliğini bırakmaz. Bu bizim hikaye. Bir de Cumhurbaşkanımızın hikayesi var. Bu aziz millete gece gündüz hizmet edeceğiz diye neredeyse sağlığı bunu yitirecek. Görüyoruz. Görüyoruz. Kıymetli hemşerler. Ülkemizi dünyanın süper ligine çıkartmak için, savunma sanayisi başta olmak üzere, her alanda güçlü ülkelerin yanına ulaştırmak için gece gündüz çalışıyor. Her yoldan gelen saldırılarla savuşturmaya çalışıyor. Yalnız bırakmayacağız. Yalnız bırakırsak yapılan edilenlerin hepsi geriye döner. Bakın bugün bizim gök semalarımızda kendi uçaklarımız, karayollarımızda kendi otomobilimiz, deniz yollarımızda da kendi gemimiz, uçak gemimiz geliyor. Bu ülke bu hale kolay gelmedi, bir iradeyle geldi.
İrade varsa yaparsınız, irade yoksa yapamazsınız. Kıymetli hemşehrilerim. Bu iradeyi her türlü tehdide, her türlü şantaja rağmen ortaya koyan Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık hizmeti, bu millete hizmetini 14 Mayıs'ta inşallah hep beraber oylayacağız. Arkasında çok güçlü bir şekilde hem hemşehrimizin, partimizin hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın durduğumuzu cümle aleme göstermemiz lazım. Biz hemşehrilerimize güveniyoruz. Bakın hizmetleri anlatın durun. Gerek yok ki. Görünen köy kılavuz istemez. Ama şunu söyleyeyim. Hani eskiden bir atasözü vardı. Ben bunu biraz değiştirdim. Anlayana diyor sivrisinek saz, anlamayana uçak gemisi de az. Kıymetli hemşehrilerim, biliyorum ki hemşehrilerim kemençesinin sesini duyup biraz da oran oynamak istiyor. Benim köyde bir inço şaver yengem vardı. Diyordu ki uçak diyordu, horan zamanı horan, kuran zamanı kuran diyordu. Dolayısıyla horanı beklediğinizi gözlerinde görüyorum. Ama son bir ilan etmek istiyorum Giresun ağzıyla. Şimdi hanım aradı biraz önce, bir iş varmış. Dedi ki çabuk gel, ne zaman geliyor dedi. Ben de dedim ki fındık dalda tekleme dedim. Bizim Giresunlar Beykoz'da buluşuyormuş, karı beni evde beklemez. Şimdi bir de ilan edeyim yine Giresun ağzıyla. Şimdi 8'inde başkanımızın da katkısıyla uzayan kol bu başından kolay olmuyor kardeşim. Ah, başkanımız orada Giresun döneri demişler. La Giresun ne zaman döner yapmaya başladı? Pidesi vardı da. Olsun, Giresun'a çevirmişiz. 10.000 kişilik Giresun döneri. Görele dondurması, minimum ikramların da olacağı. Bizim uşağın buradan düğmeye bastığında sesinin ta Atlantik Okyanusu'nun öbür tarafında. Amerika'dan duyulacağı bir Giresun buluşması var. Şimdi hava buluşmayı 8'inde, akşam 8'de. Giresunlular eşini, dostusunu, gariyi gulleti alarak gelip meydana Beykoz Belediyesi'nin önünü doldurmaya hazır mı? Buna da bir slogan ürettik. Şimdi bakanımız da gelecek. Beykoz'umuzun da en çok işine yarıyor bak. Laf aramızda. Çünkü Beykoz'daki en büyük sorun imar sorunu biliyorsunuz. Bazı sıkıntılar var. Dolayısıyla bakanımıza coşkuyu gösterelim ki istemeye de yüzümüz olsun. Değil mi? Alma vermenin kardeşidir. Şimdi coşkuyla bir miting yapıldığını, Giresunların bu işi nasıl yaptığını, aynen bizim Fesane Giresun günlerinde gibi, Giresun kabuğunu kırdı diye slogan koymuştum kardeşimiz. Kabuğu nasıl kırdığımızı Beykoz Belediyesi'nin önünde ayın 8'inde, akşam 8'de göstermeye hazırız değil mi? Bir bakanımızın ismi Murat Kurum. Belediye başkanımızın ismi Murat Aydın. Bizimki de acizane Hasan Turan. Ben de dedim ki şimdi bir slogan üreteyim. İki Murat, bir Hasan, gönlümüz kalır, katılmaz. Evet, kıymetli hemşehrilerim, bugünlük bu kadar kalsın. Lafın tamamı zaten çocuğa söyleniyor. Benim hemşehrilerimin hepsi reşit, hepsi çok akıllı, hepsi çok zeki, zekalarını da fındıktan alıyorlar. Allah'a şükür. Şimdi 8'inde Beykoz Belediyesi'nin önünde şöyle gümbür gümbür bir ses çıkaralım. Hem Ankara'dan, hem Sis Dağı'ndan, hem Karavacık'tan, hem Gazutbeli'nden, hem Kümbet'ten, hem Bektaş'tan, hem Paşa Konağı'ndan sesi gelsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Evet, sayın vekilimi hemen yolu